İnsanlık çok eski bir medeniyettir. Ama dünya üzerinde var olduğumuz süre bir göz kırpması kadar kısadır. Bunu bulunan fosil kayıtları sayesinde biliyoruz. Bulunan bu kanıtlar dünyanın 4,5 milyar yıl yaşında olduğunu ve gezegenimizdeki yaşamın 4,1 ila 3,8 milyar yıl önce başladığını gösteriyor. Buna karşın modern insan, yani şu anda tüm dünyaya hükmeden canlı türü yalnızca 300 bin yıl önce ortaya çıkmaya başlamıştır. Yani bizler çok kısa bir süredir bu gezegendeyiz ve dünya tarihinde var olduğumuz süre bir kelebeğin yaşamı kadar kısa. Peki eğer yarın ortadan kaybolacak olsaydık ve aradan milyonlarca yıl geçecek olsaydı, dünya üzerinde bıraktığımız izler fark edilebilir miydi? Dünyaya gelen başka bir tür, daha önce dünya üzerinde bizim dolaştığımızı, şehirler inşa ettiğimizi, ürünler ürettiğimizi ve gezegenin her yerinde izler bıraktığımızı bilebilir miydi? Eğer varlığımızın izlerini tespit edemiyorlarsa, insanlığın dünyada ortaya çıkan ilk uygarlık olduğunu net bir şekilde söyleyebilir miydik? Bu noktada aklınıza dünyanın ne kadar yaşlı olduğunu, gezegenin uzun bir süre insanlık olmadan var olduğunu ve üzerinde pek çok canlı türünün yaşadığını getirin. Örneğin dinozorların dünya üzerindeki hakimiyeti sona ermeden önce tam 165 milyon yıl boyunca gezegenin kutup bölgeleri de dahil olmak üzere pek çok yerde yaşamışlardı. İşte bu canlı türlerinden biri yaşamın kabaca 4 milyar yıllık tarihi boyunca bizim gibi teknolojiler geliştirip şehirler kurmuş olabilir mi? Ya da bu medeniyet tıpkı bizim gibi gökyüzüne bakıp oradaki yıldızlara sinyaller yollamış ve evrendeki gezegenleri keşfetmeye çalışmış olabilir mi? Kısacası daha önce dünyanın başka bir medeniyet tarafından yönetilmiş olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bu düşünce kulağa saçma gelse de günümüzde Silüryen hipotezi olarak biliniyor ve belki de gelmiş geçmiş en spekülatif düşünce deneylerinden biridir. İşte bu hafta bu ilginç fikri inceliyoruz. İnsanlardan önce dünyada başka medeniyetlerin yaşamış olma fikri aslında çok da yeni bir fikir sayılmaz. Özellikle de Bağdat pili ve Antikera mekanizması gibi milattan önce yapılmış eserlerin keşfedilmesinden sonra bu fikir günümüzde yükselişe geçmiştir. Hatta bu nesneler yüzünden ortaya pek çok komplo teorisi atılmıştır. Örneğin bu komplo teorilerinden bazıları, geçmişte insanların çok daha gelişmiş bir medeniyet olduğunu ama yaşanan olayların ardından tüm medeniyetin çöktüğünü ileri sürmektedir. Günümüzde bu komplo teorilerinin gerçek olmadığını biliyoruz. Bununla birlikte Silüryen hipotezi ise aslında çok daha farklı bir konudur ve onu bir komplo teorisi olarak adlandıramayız. Çünkü Silüryen hipotezi bir düşünce deneyinden başka bir şey değildir. Ve aslında diğer gezegenlerdeki ani iklim değişikliklerinin araştırılması sırasında ortaya çıkmış bir fikirdir. Bu hipotezi ortaya atan bilim insanları olan Adam Frank ve Gavin Schmidt, 2018 yılında bizden çok uzaktaki gezegenleri inceliyor ve bu gezegenlerdeki olası ani sıcaklık değişimlerini bulmaya çalışıyorlardı. Onlara göre bir gezegende yaşanacak ani bir sıcaklık değişimi, o gezegendeki akıllı bir medeniyetin sanayileştiği anı işaret edebilirdi. Üstelik bu tür bir sanayi devrimi 1760'ta bizim gezegenimizde de yaşanmıştı ve aradan geçen 264 yılda dünya hiç olmadığı bir hızda ısınmış, iklimi ve atmosferi bozulmaya başlamıştı. İşte bu tür ani bir değişim, bizimki de dahil olmak üzere herhangi bir akıllı medeniyetin geride bırakacağı tek kanıt olabilir. Bir gezegenin hızla ısınmaya başlaması, o gezegende var olan akıllı medeniyetin bir işareti olabilir. Ve eğer geçmişte de dünyada bu tür bir ani ısı değişimi yaşandıysa, bu eskiden dünyada akıllı bir medeniyetin yaşadığına işaret edebilir. En azından bu iki bilim insanı bu şekilde düşünüyordu. İşin ilginç yanı elimizdeki veriler eskiden dünyada bu tür bir ani ısı artışının yaşandığını gösteriyor. Yaklaşık 55 ila 56 milyon yıl önce yaşanan ve Paleosen-Eosen termal maksimum olarak bilinen bu olayda dünyadaki sıcaklık yaklaşık 200 ila 300 bin yıl içerisinde 5 ila 8 derece kadar yükselmişti. Bu ısı değişimi sırasında da pek çok tür tükenmişti. Bu noktada bizler dünyayı aniden ısındıran bu olaya neyin sebep olduğunu bilmiyoruz.
Ama elde edilen kanıtlar bu olayın tamamen doğal nedenlerle yaşandığını gösteriyor. Muhtemelen bu olaya yaklaşık 55 milyon yıl önce patlayan büyük bir volkan sebep olmuştu ve atmosfere saçtığı zehirli gazlar dünyanın ısınmasına yol açmıştı. Öte yandan bu ısınmaya bizden önce yaşamış bir akıllı medeniyetin sebep olma ihtimali yok denecek kadar azdır. Çünkü günümüzde yaşanan küresel ısınma sadece son 300 yıldır yaşanıyor ve bu 300 yıllık süreçte dünya birkaç derece ısınmıştır. Buna karşın Paleosen-Eosen termal maksimumda yaşanan ısınma 200 ila 300 bin yıllık bir süreçte ortaya çıkmıştır. Yani günümüzdeki sıcaklık artışı çok daha hızlı yaşanıyor ve bu olayla kıyaslanamaz. Dolayısıyla bu ısı artışına antik bir medeniyetin sebep olduğunu söyleyemeyiz. Peki insanlardan önce bir medeniyet yaşamışsa bıraktıkları izler neler olabilir? Ya da bu izlere dair hiçbir şey bulabildik mi? Öncelikle eğer dünyada bizden milyonlarca yıl önce bir medeniyet var olmuşsa bile onlara dair herhangi bir iz bulmamız pek mümkün değil. Çünkü dünya kabuğu birkaç milyon yıl içerisinde gözle görülür bir şekilde değişime uğrar. Bu değişime depremler, volkanik patlamalar ve en önemlisi de tektonik plakaların hareketleri neden olur. Bu tür hareketler çevredeki insan yapımı nesnelerin yeryüzü tarafından yavaş yavaş yutulmasına neden olur. Yağmur, rüzgar ve diğer etmenler ise çevredeki insan yapımı nesnelerin basitçe yıpranmasına ve yok olmasına neden olacaktır. Yapılan araştırmalar, insanların ortadan kaybolması durumunda sadece 5 ila 10 milyon yıl içerisinde dünyanın kendini yenilemeye başlayacağını gösteriyor. Yani bir anda ortadan kaybolacak olsaydık, 10 milyon yıl sonra dünya üzerinde bize dair gözle görülür pek bir şey bulamayabilirdik. Ama mikroskobik ve kimyasal ölçekte bazı kanıtlara ulaşabilirdik. Örneğin mikroplastiklerin biz yok olduktan sonra uzun bir süre var olacaklarını söyleyebiliriz. Şu anda kullandığımız pek çok eşyanın içinde bulunan plastikler hiçbir zaman ortadan kaybolmazlar. Yalnızca giderek daha küçük boyutlara ayrılırlar. Bu yüzden aradan milyonlarca yıl geçse de mikroskobik ölçekte fark edilebilirler. Ayrıca mikroplastikler okyanus tabanında ve yeryüzünde bol miktarda bulunur. Dolayısıyla eğer biz yok olacak olursak ve akıllı bir medeniyet jeolojik katmanları inceleyecek olursa bu yapay maddeleri keşfedebilir. Bunlarla birlikte aynı şekilde kayaçların içerisinde endüstriyel kimyasalların kullanımından kaynaklanan kimyasal değişikliklere rastlayabilirler. Eğer şanslılarsa da çökmüş şehirlerden ve diğer yaşam alanlarından kalan camları, seramikleri, tuğlaları, mücevherleri ve altın süs eşyalarını bulabilirler. Ancak bulacakları en çarpıcı kanıt dünyada bıraktığımız nükleer izler olacaktır. Ve özellikle de uranyum-235'i zenginleştirdiğimiz bölgelerde bu izler 710 milyon yıl boyunca tespit edilebilecektir. Bizim varlığımızı tespit edebilmelerinin bir diğer yoluysa uzayda bıraktığımız izler olacaktır. Örneğin Ay ve Mars yüzeyinde bıraktığımız araçlar yine milyonlarca yıl boyunca orada kalacaklardır. Kısacası insanlık gibi her yere iz bırakan bir medeniyeti milyonlarca yıl sonra bile tespit edebilmek kolay olacaktır. Ama şimdiye kadar dünyanın en derin noktasından en yüksek noktasına kadar pek çok yeri araştırmamıza rağmen dünyada insanlardan önce başka bir akıllı medeniyetin yaşadığına dair bir kanıt bulamadık. Dolayısıyla Silüryen hipotezinin gerçek olmadığını söyleyebilirim. Ama bu hipotezi videonun başında da söylediğim gibi bir komplo teorisi olarak değil, bir düşünce deneyi olarak kabul etmek çok daha mantıklı olacaktır. Ve bu deneyi diğer gezegenlerdeki akıllı medeniyetleri tespit etmek için kullanmak çok daha yararlı olacaktır. Diğer gezegenlerdeki ani ısı değişimlerini tespit etme fikri bize evrende yalnız olup olmadığımıza dair yeni fikirler verecektir. Eğer bu tür videoları izlemek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın ve beni desteklemek için videoyu beğenin.